Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bize soracak olursanız sizler de hiç yok. Şu değerli izleyicim, abilerim, arkadaşlarım, sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz değerli izleyicim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin. Dertler, evet, dermanlar yapmasa sankalara bakması yüceme. Ben Mücalarım. Bugün arkadaşlarım serbest Kayseri yağlamasını hamur yapacağım değerli canlı ailelerim. Umarım sizler videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliğiniz, beğeniniz, yorumlarınızı, destekleriniz bekliyorum canlarım. Şöyle sizlere birazcık yaklaştırayım videomuzu, tarifimize. Şöyle sizler de geçelim inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi bir şekilde tamamen iyi görünüyor. Şöyle yerleştirdim kameramızda gördüğünüz gibi. Şöyle şimdi sizlere ben malzemeleri sayayım bismillahirrahmanirrahim diyerek. Şöyle burada gördüğünüz gibi 1 kilogram unumuz. Şurada 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Şurada 2 yemek kaşığı sıvı yağ gördüğünüz gibi. Şurada 1 su bardağı ılık süt. Şurada görmüş olduğunuz kaynar arkadaşlarım. 1 su bardağı suyumuz var. Burada görmüş olduğunuz bir paket instant mayamız. Şöyle sizler de instant mayamızı unumuza karıştırmakla başlıyoruz. 5 su bardağı dediğim gibi unum var da 1 kilogram yani. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek güzelce şöyle tuzunu, şekerini ilk önce bir atalım. Güzelce şöyle bir normal ilk başta kaşıkla karıştıracağım. Sizlerle şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi normal arkadaşlar ilk önce şöyle güzelce şekilde karıştırıyorum. Unumuzla, mayamızla, her şeyimiz içerisinde güzelce mayalanması için şöyle soğuk sütümüzü tam ortasına döküyorum. Dolaptan çıkarmış canlar, mutlular aslında ılık değildi. Şöyle suyumuz kaynar da kaynar suyumuzu da şöyle üzerine ilave edeyim. Şöyle sert sıvı yağımızı ilave edeyim üzerine. 2 yemek kaşığı gördüğünüz gibi. 2 yemek kaşığı yeterli olur buna canlar. Şöyle tamamdır değerli takipçilerim. Şöyle kullandığım malzemeleri kenara koyayım. Bunu az, ay un demişim sizlere. Suyu falan az gelir sizler de ilave ederim, sizler de söylerim zaten. Şöyle ilk önce güzelce bir sizler de görmüş olduğunuz gibi normal kaşığımızla karıştırıyorum. Hamurumuz normal yumuşak kulak memesi kıvamında olacak. Şöyle gördüğünüz gibi normal arkadaşım çorba kaşığıyla sizler de şöyle karıştırıyorum güzelce ben. İlk başta bu aşamaya kadar karıştırdık. Şimdi sizler de normal elimle yoğurmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle gördüğünüz gibi kolumu da şöyle sıvattırayım birazcık. Canları güzel hamurumuzu yoğuralım değerli takipçiler. Bismillahirrahmanirrahim. Elben önceler Fatih'in emeğiyle Rabbim hayırlısıyla gelmeyi nasip eylesin inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi güzel sizler de canlarım yoğuruyorum ben hamurumuzu. Şekilde kolumu da birazcık şöyle sıvıyorum. Gördüğünüz gibi canlar. Suyu falan iyi içerisine değerli takipçilerim. Şöyle güzel zaten yoğurdukça daha da güzel bir kıvam alacak. Sizlerle birlikte elimizin sıcaklığı içerisine geçecek. Şöyle bir görmüş olduğunuz gibi 1 kilogram unumuz var burada. 1 kilogram unla yapıyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşak, öyle ele yapışan, çok fazla yapışan bir hamur değil yani. Ele yapışıyor ama fazla yapışmıyor yani. O şekilde bir hamur olacak. Sizlere de söylemek istedim. Güzelce arkadaşlar şöyle de yoğurun ki mayası falan iyi gelsin. Gördüğünüz gibi ben şöyle bayağı bir yoğuruyorum bunu. Evet canlar, şöyle görmüş olduğunuz hamurumuzun kıvamı bu şekilde oldu değerli takipçilerim.
Şöyle sizlere de göstereyim canlar. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel hamurumuzun kıvamı oldu. Hamurumuz da şöyle ılık zaten. Şöyle sizlerle birlikte içerisine koyayım. Elma da şöyle herhangi bir yapışma yok. Kapağını kapatacağım canlarım. Bu biz yapasak kadar bir saat mi dinlenir, yarım saat mi dinlenir bilmiyorum. Bu şekilde bekleyecek. İçeriye doğalgazın yanına, peteğin yanına götüreyim ben bunu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi canlarım. Halamgil şöyle, şimdi dışarıdalar. Ben şöyle görmüş olduğunuz gibi halamın yapmış olduğu, halam yaptı artık, ablam yaptı bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz mercimek köftesi. Malzemelerini almış, ayırmış onları gördüm. Ben gördüm, şu da mercimek köftemiz. Sizlere de şöyle bir göstereyim. Güzelce karıştırmışlar. Buraya koymuşlar. Üzerine salçasını falan koymuşlar. Daha hatta şöyle ılık. Bunu yapalı fazla yormamış herhalde onlar. O şekilde bunu da sizlere şöyle bir göstereyim dedim. Şurada da zaten şöyle görmüş olduğunuz gibi maydanoz, balkondaki soğanlarımız, şöyle gördüğünüz gibi limonumuz. Burada arkadaşlarım şöyle göstereyim size ne kadar et varmış burada. Burada 1 kilogram 492 gram kıyma varmış canlarım. Bu da şey için, neydi onu da aklıma gelmedi şimdi daha da. Kayseri yağlamamız için. O şekilde yani şöyle halam bir sabah kahvaltısında kızartmamış, halam evde olduğu için. Evet canlarım, şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurumu getirip geldim buraya değerli takipçilerim. Şöyle bir tezgahımızın üzerinde su falan var, tezgahımızın bir suyu alayım canlarım. Şöyle sizlerle birlikte bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir sileyim hemen gördüğünüz gibi. Şöyle mutfak havlu suyuyla bismillahirrahmanirrahim. Kuru yerde açılması lazım canlarım bunun. Hiçbirimiz şöyle bir gram bile su almaması lazım. O yüzden şöyle güzelce gördüğünüz gibi sizlerle bize şimdi ben burayı tamamen güzelce suyunu arındırdım değerli dostlarım. Şöyle şurada zaten unumuz var gördüğünüz gibi. Şurada hamurumuz mayalandı. Değerli takipçilerim yarım saat falan. Şöyle görüyorsunuz zaten sizlerde hamurumuzun dokusunu bu şekilde. Birazcık hemen böyle tek tek yapmaya başlasam ben olur. Hemen hepsini içerisinden almayacağım zaten hamuru. Mayası durarak olsun. Birer birer aça aça yapacağım canlarım. O yüzden şöyle hamurumuzu kapatıyorum şu anda. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek gördüğünüz gibi bezelerimiz de şu büyüklükte olsa yeter herhalde. Sizlere de şöyle bir göstereyim canlarım. Böyle un serpeyim birazcık. Bismillah diyerek. Ocağımızın altını yaktım zaten canlar. Şöyle şimdi sizlerle ben bunu açmaya başlayacağım değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi canlar. Azıcık bir unla şu şekilde çok fazla un kullanmadan hamurumuz hala sıcak. Üstümüzün sıcaklığı var içerisinde. Böyle tezgahımızı gördüğünüz gibi sizlerle bir altını unuyorum canlarım. Şöyle sonrasında şöyle güzel açmaya başlıyoruz. Çevire çevire. Bunun hamuru zaten fazla açılmayacak da orta bir tepsi aynı şekilde olması lazım. Şöyle gördüğünüz gibi normal lavaş büyüklüğünde açılacak bu. Çok ince de olmayacak yani. O yüzden hamurumuz şöyle sizlerle gördüğünüz gibi yavaş yavaş açıyorum. Üzerine de şöyle azar azar şu şekilde unumuzdan serpiyorum canlar. Görüyor musunuz değerli takipçiler? Böyle elimle büyütüyorum sizlerle birlikte. Azar azar şöyle altına unumuzdan koyarak bu şekilde. Şimdi birkaç defa da hemen bir çevirttirivereyim ben bunu. Sonrasında pişirmeye geçeceğim zaten. Hamurumuzu yumuşak ve falan çok iyi canlarım şu anda. Kontrol ediliyor yani. Hamurumuzun sizlere ölçüsünü de verdim zaten, sizler de yapabilirsiniz çok kolaylıkla. Yıkaşmayı bilmeyenler bile yapar yani. Bunlar öyle zor bir şey değil canlarım. Ben tabi ayrı bir dert tezgahla açamıyorum da burada. Gördüğünüz gibi şu şekilde şu boyutta olması yeterlidir canlarım. Sizler de şimdi ben bunu pişireceğim şöyle gördüğünüz gibi.
Görünüm şu anda bu şekilde oldu. Sizler de şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek ocağımızın üzerinde açtıralım canlarım. Bu şekilde. Ocaklarımızın altı zaten kısık. Bu şekilde orada pişireceğim ben onları tek tek. Tabii hamurumuz da burada biliyorsunuz zaten duruyor. Şöyle yavaş yavaş bezeleri teker teker yapacağım canlarım. Neden teker teker yapacağım olsanız da soracak olursanız. Hamurumuz zaten sıcak ya canlarım. Mayasında şu anda hemen yumuşacık. Ne güzel açılıveriyor maşallah. Şöyle sizler de görün pişerken diye sizleri de buraya getirdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ben arkadaşım bu tarafta birazcık pişti mi? Hemen bu tarafına çevireceğiz. Bu şekilde gördük zaten lavaşımız yumuşak. Bunu bir fırın tepsisi gibi bir şeyin içerisine koysam iyi olur ben. Şöyle bir bakayım. Ona göre arkadaşlarım onu da bir tabak gibi bir şeyin içerisine koyayım bence. Nerede? Şöyle gördüğünüz gibi bunun içerisinde olur herhalde bu. Bakayım şöyle bir de. Evet evet olur. Üzerinde de bir poşet geçiririm. Yumuşaklığını kaybetmez. Şuradan hemen bir poşet buluvereyim canlarım hemen. Tamamdır. Evet şu şekilde. Bu burada bir şey dursun canlar. Bu şekilde işte değerli takipçilerim. Bu tarafı piştikten sonra artık öbür tarafını çeviririm. Güzel de açmaya ben devam edeyim. Açarken göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üzerine birazcık sizler de şöyle unumuzdan döküyorum, ilave ediyorum. Ununuz arkadaşlarım ara ara da ilave edebilirsiniz. Ben gibi böyle ilk başta da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi böyle döndüreceksiniz canlarım. Oklavımızın altında hamurumuzu. Şöyle görüyor musunuz? Ben kesinlikle elimin altında kendim döndürmüyorum. Böyle oklavımın altında kendi halinde dönüyor işte bu canlarım bu şekilde. Şöyle göstermek istedim. Sizler de şöyle unumuz arkadaşlarım altına yayıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle sırasıyla her tarafını çevire çevire yapıyoruz işte canlar. Şöyle birazcık un serpeyim değerli takipçilerim üzerine. Gördüğünüz gibi. Böyle döndüre döndüre sizlerle birlikte açacağız işte biz bunu. İşte canım şu şekilde gördüğünüz gibi bu büyüklükte yeterli olur. Fazla büyük yapmamıza gerek yok dediğim gibi. Ocağımızda da lavaşımız neredeyse pişti sayılır. Şöyle biraz daha pişireyim canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde. Şöyle hemen çok az daha bir kızartayım, bekleyeyim. Çünkü daha tamamen pişmemiş gibi. Normal lavaş gibi olacak canlarım işte. Şöyle o yüzden biraz daha pişirmek lazım. Gördüğünüz gibi şöyle. Daha lavaş gibi tamamen pişmedi üstünde bazı yerlere. O yüzden şöyle birazcık bekleye bekleye sizlerle de gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişireceğim canlarım. Şöyle şu tarafı çevireyim. Çevire çevire işte bu şekilde olacak inşallah. Şimdi her tarafını güzelce eşit bir şekilde pişirmeyi özen göstereyim. Şu anda canlarım ben iki tane ocak yaktım. İki ocağı yakmadan şöyle güzelce pişmiyor. Ve biraz da şu tarafa göndereyim. Her taraf çünkü arkadaşlarım ayrı bir bu taraf dönüyor, bir bu taraf dönüyor. Şuranın ateş alevi daha yüksek gibi sanki. Şöyle o yüzden burada güzelce döndürüp çeviriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi oldu zaten. Şu şekilde göstereyim sizlere de pamuk gibi. Şöyle. Gördünüz mü değerli takipçilerim? Şimdi ben bunu o tabağımızın içerisine alacağım. Şöyle. Sırayla hepsini koyup koyup poşetin içerisine alacağım değerli dostlarım. Diğerini de getireyim hemen. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek bunu da şöyle yerleştireyim. Bu taraf hemen bir canlarım şöyle ısınsın. Sonrasında öbür taraflarını sizlerle birlikte pişirelim. Şimdi gördüğünüz gibi zaten hemen ısınmış olduğu için ocağımız şu şekilde güzelce bu tarafı pişti sayılır neredeyse.
Yani şimdi buraya çevirelim. Asur arkadaşım bu tarafı çevirince güzelce kabaracak inşallah. Şöyle ocağımızın altına birazcık gördüğünüz gibi kızdım. Şimdi tekrar ben açmaya başlıyorum canlarım. Şöyle sizleri de bu tarafa tekrardan çevireyim. Şöyle şuradan hemen bir bezelik hamur alayım tekrardan. Gördüğünüz gibi şöyle. Ne olur bu kadar. Şöyle hemen unumuzu atıyorum altına. Şöyle hamurumuzun desenini şeklini vereyim. Ve hemen şöyle açmaya başlayalım gördüğünüz gibi. Canlar. Şöyle bu tarafını çevireceğim takipçiler. Gördüğünüz gibi şöyle çevirtere çevirtere güzelce sizlerle birlikte açıyoruz. Altında birazcık şöyle hemen un serpeyim. Unsuz açılmaz çünkü bu. Şöyle şu tarafı çevireyim bir de. Bu tarafını da açalım güzelce. Alt üst yiyen arkadaşlarımın her tarafına karışsın onu demek istiyorum sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten hemen gördüğünüz hamurlar şöyle açılıveriyor değerli takipçiler. Buyurun gelin sizlerle birlikte yiyelim. Bu videomda sizlere cuma günü çekiyorum. Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Ama sizler bu videomu cumartesi günü izleyeceksiniz canlar. Yine de ben sizlere bu videoda cumanızı kutlamak istedim şu şekilde. Hamurumuzu gördüğünüz gibi şöyle güzel açılıyor maşallah. Tamamdır bu şekilde. Şöyle bu da. Burada gördüğünüz gibi şekilde lavaşımızın bir tarafı hemen pişmiş. Şöyle şu tarafını hemen şöyle bir kızartıp pişirivereyim. Böyle görüyor musunuz canlar? Bu taraf tam pişmedi değerli takipçilerim. O yüzden şöyle biraz da bu tarafı pişireyim. Hemen çok az. Zaten bu tarafından içi pişmiştir onun da. Dış yüzeyi şey sadece. Şöyle bayağı bir iyi olmuş bu da. Şöyle bunu da alıyorum artık buradan. Gördüğünüz gibi şu şekilde canlar bu da. Şimdi hemen şöyle alacağım. Yerini yanına. Sizlerle birlikte. Şöyle. Hemen bunu koyalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi de bunu pişireceğiz. Bu şekilde arkadaşlarımla devam edeyim. Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi halam güzelce sıktı şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi mercimek köftelerimiz şu şekilde oldu görüneme. Şöyle göstereyim sizlere de canlarım. Size şöyle göstermek istedim değerli takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi canlarım Kayseri yağlamamız için yapmış olduğum lavaşlarım şu şekilde. Şöyle yumuşacık pamuk gibi sizlere de şöyle hem lavaş tarifi olabilir bu canlarım. Böyle lavaş da yapabilirsiniz şu şekilde oldu gördüğünüz gibi yumuşacık işte pamuk gibi. Buyurun gelin sizler de yiyelim inşallah. 81 ilimize ilçemize alır. Buradan çok çok selamlarımı saygılarımı gönderiyorum canlarım. Evet canlarım bu görmüş olduğunuz bir şeydi. Kayseri yağlamamızın kıymalı sosu şekli sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Aldığım çarşının baharatlarını falan attık kıymamızın. Şöyle gördüğünüz bu oldu canlarım. Şöyle göstereyim sizlere de. Şu şekilde fokurdayışını sizlere göstermek istedim. Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi ablam güzelce yağına batırıyor şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi lavaşlarımızı şöyle şu tabağımızın içerisine yerleştireceğiz canlarım. Tabağımızın üzerinde biraz da lavaşlarımıza un almış. Az önce lavaşlarımızı bu tabağın içerisine koymuştum. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce arkadaşlarım şöyle kıymalı sosumuz da bu şekilde. Şöyle bir göstereyim dedim sizlere de canlarım. Üzerine şu şekilde gördüğünüz gibi güzelce sürüyoruz. Kıymalarımızdan kenarlarını zaten güzelce yağladık. Kayseri yağlamamızın arkadaşlarım içerisine neler koyduğunuzu sorarsanız kıyma var arkadaşlarım. Domates sosu var. Biber var galiba bir de. Bir de istediğiniz baharatlar. Bir su bardağı da su. Bu şekilde yaptı ablam. Soğan falan koydu. İki diş de ben sarımsak koydum. Bildiğim kadarıyla bu kadar canlarım. Tarif isterseniz altına tarif istiyoruz yazabilirsiniz. Ablam size gönderir. Zaten ben arkadaşım tariften bakarak çoğu malzemesini o şekilde yapmıştık. O şekilde yani şöyle gördüğünüz gibi göstermek istedim sizlere de canlarım. Şöyle şu şekilde. Ablam güzelce ilk önce yağına batırıyor. Şu şekilde videoda görmüş olduğunuz gibi.
Şöyle sonrasında üzerine koyuyoruz. Onun üzerine kıymaları yerleştiriyoruz. En son yerken de canlarım üzerine yoğurt döküyoruz. O şekilde çatalla yeniyor. Bazı kişiler isterse elinle de yiyebilir. Fark etmez yani canlarım. İsterseniz böyle lahmacun gibi oluyor gerçekten tadı. Üzerine yoğurt dökmeden yerseniz o şekilde de tüketebilirsiniz. Sizlere kalmış yani canlarım. Herkesin kendi tercihi. Herkesin damak tadı ayrıdır. Renkler ve zevkler tartışılmaz ya, bir laf var canlarım. Gerçekten doğru o şekilde. Şöyle gördüğünüz güzelce üzerine yayıyoruz canlarım şöyle kıymalı harcımızı. Buyurun gelin sizler de yiyelim. 81 ilimize, ilçemize, şehrimize, kasabamıza. Buradan denizden çok çok selamlar olsun canlarım. Selam bekleyen izleyicilerimize çok çok selamlar. Neriman ablama özellikle beni desteklediği için Allah razı olsun. Neriman Çentürk ablamdan destekleri için can dostlarımdan. Sonra Neriman Katrancı ablamdan Allah razı olsun. Ayşe ablamdan, Halil abimden, Kadir abimden, tüm değerli can ailelerimden hepinizden Allah razı olsun. İnşallah beni izleyip destek verdiğiniz için o kadar videolarıma beni bu seviyelere getirdiniz. Sizler sayesinde 10.200 aboneye doğru yaklaşıyoruz canlarım. İnşallah sizler de 13.000, 14.000, 20.000, 100.000 sizler sayesinde inşallah ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çoğu izleyicimiz zaten yazıyor yorumlarda değerli dostlarım. Olsan ileride senin 100.000 abone olacağına inanıyoruz diye inşallah oluruz can dostlarım sizler sayesinde, sizlerin destekleri sayesinde. Buralara geldik. Allah razı olsun. Ben bu kadar da olacağını, ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Çok çok sağ olun. Rabbimin sayesinde, sizlerin izlemeleri sayesinde inşallah yükseleceğiz bizler de. Evet canlarım, şimdi sizlere nasıl yenileceğini gösteriyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bir videomuzun da sonuna geldik. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Reklamları atlamadan izlemeyi unutmayın canlarım. Hoşça kalın. Sevdiklerinizle mutlu kalın. Oğuzhan'ın dünyasında, Oğuzhan Özbacak kanalında kalın.